şu dönemde doğayla olan kopmuş bağımızı bir şekilde o içimizde uyuyan koru canlı tutmaya çalışıyoruz. Doğada, tabiatta yaşamamız şu an için mümkün değil, öyle gözüküyor bu sistemde. Ama bir şekilde onu da kor olarak ateşli bir şekilde tutmamız gerekiyor. Bir sürü görüyoruz etrafta. Onunla temas kurabileceğiniz, onunla ilişki kurabileceğiniz bir sürü etken var. Karşıya mı geçeceksin? Gel geçireyim seni. Gel. 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 Gel geçireyim. Gel. 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 Gel geçireyim seni. Gel korkma. Gel. Hadi. Hadi git. Hadi. Hadi. Hadi ben gidiyorum. Sen kal burada. Ben gidiyorum. Ne oldu? Sen de mi geleceksin yine? Zaten sen kendin geçiyormuşsun. Ha? Ne oldu? Bunun gördüğünüz gibi doğada yaşayan canlıların, hele ki bu dört ayakların, buralarda gezmek için bize ihtiyacı yok. Her şeylerini kendileri görebiliyorlar doğada yaşıyorken. Öyle bir vadinin ve dere yatağının içine girdim ki burası çok eski. Yüzyıllardır kullanılan bir yer belli. Nedeni de bakın bu kadar yaşlı çınarların olması, bir de etrafta sağlı sollu en az 300-400 yıllık ceviz ağaçları var. Ölümsüz ağaçlar. Çünkü bakın gövdeleri kırılmış, dağılmış ama yanlarından kökü suyu bulan, gövdenin yanından suyu bulan dallar, budaklar bir şekilde yeniden ağaca dönüşüyor. Ağaç ölümsüz bir ağaç. Yaşamak için topraktaki suyu her türlü ulaşıp kullanarak yine yaşamına devam ediyor. Toprak yaşatıyor aslında. İnsanlara derler ya hani, çınar gibi. Çınar gibi ömrün olsun. Uzun ömürlü. Ha? Sen ne kadar cana yakınsın ya. Ha? Sen ne kadar cana yakınsın. Şimdi Antalya sınırlarındayım. Geyik Bayırı diye bir köy var. Hayatlarını tabiatla, doğayla iç içe geçiren, doğada yaşayan o yörükler, buralara yüzyıllardır yerleşmiş, buraları mesken tutmuşlar ve çok hayatları şu an değişse de yaşamlarını yine o köylerde sürdüren insanlar var, o yukarıki köyde. Fakat son 20 yıldır da buraya farklı bir kültür geldi. Etrafta çok güzel granit kayalar var. Spor tırmanışı için buralara gelen insanlar var. Dünyanın farklı bir sürü ülkesinden. Burası bayağı bilinmeye başladı. Özellikle son 18-20 yıldır diyelim size. Eskiden doğada yaşayan insanların hayatlarını bir şekilde avcılık olsun, bir yere ulaşım maksatlı olsun, dağları geçmek zorunda kaldıkları, ipli ipsiz geçtikleri yerler vardı. Ama şimdi bu insanlar hala o heyecanlarını içinde barındıran insanlar diyelim. Dünyamız değişti, bunu spor amaçlı yapıyorlar. Şimdi bunları biraz gözlemlemeye, sizinle bunları paylaşmaya geldim. Çünkü bu da sonuçta açık havada yapılan bir iş, bir spor. İnsanların bir şekilde doğaya temas etmesi güzel bir şey. Bunu da hani yapan bir sürü insan var. Onlarla biraz temas kurup, onlara temas edip size onların hayatını anlatmaya çalışacağım. Çok kısa da olsa burada. Geyik Bayırı köyüne doğru yukarı doğru çıkıyorum. İnsanların geçmişte geçmesi gereken, bir yere ulaşması gereken zor kayalık olan yerler varsa bir şekilde elini ayağını kullanarak, tutunarak oraları geçiyorlardı illaki. Ya yırtıcılardan kaçmak için ya da av peşinde gitmek için mutlaka zor alanlara, zor yerlere geliyorlardı. Ama o zaman da insanlar elleriyle, ayaklarıyla zor çıkabildiği yerleri yanlarında mutlaka ip yardımıyla, birilerinin de onlara destek vermesiyle
bir taraftan tırmanıp diğer taraftan geçebilirler. Bu kabiliyette, bu kuvvette insanlar vardı. Şimdi bu işi yapacak insanlar yok ortalıkta. Çünkü hayatımız değişti, ihtiyacımız yok, her şey çok kolay elde ediliyor. Ama bunu spor olarak yapan insanlar var. O insanlar da yine açık havada, tabiatla, doğayla temas ederek, adrenalin seviyesini yükselterek, duyularını tavanda yüksekte çalıştırarak, heyecanlanarak daha doğrusu bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Buna da spor tırmanışı diyor insanlar şimdi. Yani dağcılığın birçok aşaması var. Bir yüksek irtifa tırmanışı var. Onu da dağcılıkta ayırıyorlar. Alpin stil diye çok hızlı çıkış iniş. Bir de ekspedisyon diye konaklayarak, kamp yaparak çıkış inişler var. Bir de spor amaçlı yapılan tırmanışlar var. Bunlar günübirlik de yapılabilir. 2 günlük, 3 günlük de yapılabilir. Bir yere kampınızı, çadırınızı kurarsınız. Ya da bir mağaranın içerisinde kalırsınız. Ondan sonra günübirlik kısa mesafeli tırmanışlar da olabilir. Buna bouldering diyorlar. Bunun spor tırmanıştaki ismi alçak kaya tırmanışı diyebiliriz buna. Düşük mesafede kaya tırmanışı. Birilerinin altta size destek vererek, yardım ederek alıştırması ve tekniğinizi geliştirmesiyle yapılabilen bir iş. Daha uzun rotalar kendi gücünüze, kuvvetinize, tekniğinizi oturtmanıza bağlı olarak geliştirilebilir. Şimdi burada arkada beni Apo bekliyor. Onunla beraber küçük kısa bir rota tırmanacağız. Aynı zamanda bunu yaparken de size nasıl tırmanılacağını, ne yapılması gerektiğini hissettirmeye çalışacağım. Bu iş gerçekten spor amaçlı çok güzel bir iş. Herkesin rahatlıkla yapabileceği de bir iş. Apo ile buluşmaya gidiyorum. Selam. İnsanların sağlıklı olması için hareket etmeleri gerekiyor. Bunu biliyoruz hepimiz. Hareket edeceğimiz en iyi yerde yer kabuğunun üzeri. Yeryüzü şekilleri ne olursa olsun, toprak olsun, kaya olsun, taş olsun, deniz kıyısı olsun, kum olsun, çakıl olsun. Apo, sen Heaven's Gate diyorlar değil mi buraya? Evet, rotanın... Yani cennet kapısı anlamında. Bu rotaya ilk kim çıktıysa onun ismini o koyuyor. Aslında dağcılıkta gelenek o. O rotayı ilk kim tırmanırsa ismini de o koyuyor. Buraya tırmanan kimse artık Heaven's Gate diye, yani cennetin kapısı diye koymuş. Hakikaten çok güzel bir manzara var. Karşıya baktığınız zaman adam ne hissettiyse o an, o duygu haliyle onun ismini koymuş oraya. Şimdi bu tırmanışı biz boltlu yapacağız. Yani daha evvelden kayaların üzerine boltlar tutuşturulmuş. Emniyet malzemelerimizi içinden geçireceğimiz halkalarımızı, karabinleri içinden geçireceğimiz malzemeler oraya sabitlenmiş güvenli, emniyetle. Onların içerisinden o emniyet malzemesini, karabinleri geçirip kendi tırmandığımız, belimize bağlı olan ipi de onun içinden geçireceğiz ki aşağıda emniyeti alan insan düştüğümüz zaman orada asılı kalsın, bizi tutsun diye. Belli mesafelerde var. Rotanın da zorluğuna, tipine, şekline bağlı olarak değişiyor. Bakın her şurada mesela 3 metrede, 3-10 metre, 3-20 veya ilk boldu tutturmuşlar. Ondan sonra 1,5 metre yukarıda bir bolt var. Hemen üstünde 1 metre yukarıda bir bolt var. Tam şurada. Ondan sonra o kapıya geliniyor zaten. Ondan arkaya dönüyoruz. Arkadan da yukarıya tırmanıyoruz. Ben şimdi buraya ilk kez çıkacağım. O yüzden buna ne diyorlar? On-site mi diyorlar? On-site yani aslında zor bir şey bu. İlk defa çıkacağım bir şey. Benim ilk çıkmamı ister misin? Çıkayım mı? Çok isterim. Çünkü heyecanlı. Bu duyguyu da yaşamak istiyorum yeniden. Üniversite yıllarımda yapardım o heyecanı yaşamak için. Şimdi ben de aynı şeyi tekrar hissetmek için yapmak istiyorum. Normalde boltlar olmadan buraya ilk çıkarken serbest kayaların arasına, çatlaklara, düşme yollarına seni tutsun diye takoz gibi, o arkadaş dediğimiz friend gibi, express gibi şeyler tutuşturuluyordu. Onların içerisinden geçirilerek tırmanılıyordu. Birazdan o malzemeleri de size tek tek varsa elimizde göstereceğim. Emniyet kemerini giyelim. Biraz esnetme hareketleri yapalım. Kaslarımız şöyle oksijenle beslensinler. Açılsınlar güzelce. Ondan sonra tırmanışımızı yapalım. Ha? Evet. Hadi.
ayağıma geçirdiğim friction dedikleri sürtünmede kaymayacak, kayanın üzerinde rahatça tutunabileceğim bir lastikten yapılmış ayakkabı var. Bu normalden biraz daha küçük olması gerekiyor. Ayağın toplu, parmakların toplu halde hareket etmesi gerekiyor. Böyle tek, ayrı ayrı değil. Çünkü gücü her yere eşit vermek gerekiyor. O yüzden böyle friction giyiyorlar, kaya tırmananlar. Bu 8 milimlik, 10 milimlik, 11-12 milimlik ipler oluyor. Bu genelde 10 milime yakın kalınlıkta bir ip. Şimdi bunu buradan geçireceğim. Şu halkanın görevini yapacak şekilde buraya bağlamam gerekiyor emniyet kemerine ki beni düştüğüm zaman tutabilsin. Bundan yıllar önce Patagonya'da birileriyle tanışmıştım. Dünyanın değişik yerlerinden gelen, içlerinde hala serüven ve keşif duyularını, duygularını taşıyan o enerji dolu insanlarla temas etmiştim. Dünyanın farklı bir sürü yerinden. Şimdi ülke isimlerini saymayacağım. Ortak yönümüz neydi biliyor musunuz? O heyecanı yerküreyi ortak bir nokta olarak görüp, ortak bir yaşam alanı olarak görüp, o heyecanı diğer insanlarla ayrım yapmadan paylaşabilen insanlar topluluğunun olduğu, buluştuğu, dokunduğu yer olarak görmüştüm. Cennetin kapısı açıldı burada, bakıyorum. Şurada bir bolt daha var. Oraya da bir ekspres takalım. Vay, uzun zamandır hissetmediğim bir duygu yine. Yine eski zamana, yani bundan 20 sene önceki. Ne 20'si, 25-30 sene önceki üniversite yıllarıma gittim. Rotaya buradan devam edeceğim. Daha sonra orada sabit bir hat var. Oradan aşağıya tırmandıktan sonra Apo beni indirecek. Haydi bakalım. Dağcılık, doğa sporları dediğimiz, kaya tırmanışı, kano, bisiklet, bu gibi şeyler de insanları bir arada tutan, doğayla insanı, insanla da insanı birbirine yakınlaştıran spor branşları. Her birisinin, her insanın hissiyatına hitap edebilen yönü var. Bunları keşfetmişler. Şimdi yeni şeyler arıyorlar. Ama bakın, o kadar çok insan var, o kadar çok da hobileri var. Sadece bunlardan içinize hoş gelenini, doğru olanını bulup yapmanız yeterli olacak. Gerçekten o günleri, o heyecanları hissettirdi. Sonuçta insanız değil mi? İçimizde bütün duyular o heyecanla besleniyor, o duygularla besleniyor. O yaşadığımız anlarla besleniyor. Biz de o çocukluk evresini, gençlik evresini öyle geçirdik bir şekilde. Bu heyecan içimize girdi. Çıkacak gibi de değil zaten. Yaşlandıkça farklı şeylere bürünüyor, dönüyor. İnsan yaşlandıkça edindiği deneyimleri farklı türlü paylaşmaya başlıyor. Ama bu işi yapmak isteyen gençler çok güzel bir tabiatla insan ilişkisidir bu da. Gelip spor tırmanışı yapabilirler, gidip dağlarda kamp kurup yürüyebilirler. Bu da onların tabiatla, doğayla olan bağlarını kuvvetlendirecektir. Hem sağlıklı bireyleri oluşturacak, hem sağlıklı topluma faydası olacak onun da. Kim bilir, belki içlerinden sağlam filozoflar çıkacak, bilim adamları çıkacak. Ama doğayla temas etmeyen hiç kimsenin sağlam bir bilim adamı olacağını da hiç düşünmüyorum. Gerçekten uzun zamandır hissetmediğim duyguları hissettim o kayayı tırmanırken. İnsanın ruhunun beslenmesi için böyle duyulara da, korkmaya da ihtiyacı var ara sıra. Ama böyle, ama başka şekilde. Ama bu çok zevkli gerçekten. Şimdi o iş bitti. Hemen ardından eskiden yaptığımız gibi güzel ateşimizi yakardık. Dağ suyuyla güzel çay demlerdik. Çayımızı içerdik. Şimdi aynısını yapacağım. Yolda geçerken şu üstte bir ev var. Orada bir amca vardı. Ondan rica ettim. Bir tane çamdan bir kütük parçası verdi. Birkaç parça da çıra verdi bana. Bununla küçük bir ateş yakacağım burada. Hemen bir çay demleyeceğim. Daha önce ateş yakılmış bir yer burası. Etrafını temizleyeceğim. Bakın taşlarla güzel düzenek kurulmuş. Şunun sadece şu kısmını
yuvarlak kısmını, şu kadar bölümünü alacağım. Bundan farklı bir düzenek yapacağım şimdi. Çaydanlığı asmak için. Hızlıca onu bir keseyim hemen şurada. Şu kadarlık bölümü yeter. Bütün güzel yaşadığım anılarımın neredeyse tamamı, ama böyle iyi hatırladığım duyularımın iyi çalıştığı, doğada yapılan, doğada yaptığımız etkinliklerden. Ya dedemin yanında, ya arkadaşlarımın yanında, ya da ailemle geçirdiğim o güzel anılar hayatımda yer ediyor. Şimdi bu tırmanışı yaptıktan sonra oturdum ateş başında, farklı duygularla bir iş yapmaya çalışıyorum. Gerçekten beni o yıllarıma geri götürdü. Yani 25-30 sene önceki arkadaşlarımla yaşadığım anlara geri gittim. Şimdi burada 3 tane delik açacağım. Çok eşit olmasına gerek yok. Açıları önemli bunların. O 3 ayağı koyduğum zaman burada çok rahat onları sabit tutabilsin. Ucunu bağlayabilirsiniz de. Daha önce birçok yöntem gösterdim. Bu da farklı bir yöntem olsun diye. Hep aynı şeyi yapmayalım. Size öğrendiğim, bildiğim ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de kendi becerilerinizi, kendiniz bu işleri yapmaya başladığınızda göreceksiniz ki hepsi birbirine bağlanarak gelişmeye başlıyor. Yeteneklerinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu da insana bir güven sağlıyor. Özgüven sağlıyor. Özgüven tabii ki sadece doğada değil, yaptığınız başka işlerde de size geçen bir duygu hali olabilir. Ama en güçlüsü, emin olun, kendi becerilerinizi geliştirdiğiniz anlarda. Takacağım. Açı verince zaten bu buraya sıkışacak. Biraz dolu olması önemli değil. İstiyorsanız buraya alttan ya da üstten kama da sokabilirsiniz böyle. Üçüncüyü de taktım. Şimdi bu ayakları istediğim boyda dengeleyecek şekilde bunu buraya oturtabilirim. Bakın, çaydanlığı asmak için de şöyle bir çengelli dal. Bunun boyunu da buradan çok güzel bu deliklerden bir tanesinin içinden geçirerek ayarlayabilirsiniz. Ekiple birlikte bu geceyi burada geçireceğiz. Ama yarın sabah kalktığımızda daha yukarılara, dağlara çıkacağız. Bakalım nerelere gideceğiz, neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Onları da sizinle paylaşacağız. Yerküremizde bir sürü yer gördüm. Bir sürü iklim, bir sürü coğrafya gördüm. Tanıklık ettim oradaki insanların yaşam kültürüne. İnanın bana, o yeryüzünün şekillerini, insan karakterini alıyor bir şekilde. Yaşam modelini de ona göre belirliyor. Ama o bitki ve hayvan çeşitliliği de aynen öyle. Ya dört mevsim bu kadar net görebilen, bu kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ben bazen düşünüyorum, bunu hak etmek için hakikaten geçmişte atalarımız büyük mücadele vermiş. Biz ne yapıyoruz şimdi diye. Bu kadar zengin bitkinin, hayvanın, hayvan çeşitliliğinin olabileceği dünyada çok az yer var. Ama burada bakın, bu kadar net gökyüzünü görebildiğiniz, soluyacağınız havanın mis gibi olduğu, içerisinde
arının çok iyi çalışacağı çiçeklerin olduğu, hayvanların çok güzel otlanabileceği, balıkların çok güzel yemlenebileceği. Bu kadar güzel bir coğrafya. Bunu hak etmek için gerçekten onu iyi tanımamız gerekiyor. Onu iyi tanımak için de onunla yaşamamız lazım. O kadar çok yer gezdik ve gördük ki, hatta şöyle diyebilirim. Aklım erdiği zamandan bu tarafa geziyorum sürekli. Fakat şunu gözlemliyorum. Aracın insanın kolayca ulaşabildiği bir araçla ulaştığı noktada hep bir kirlilik gördüm. Fikir olarak, düşünce olarak, davranış olarak bir kirlilik gördüm. Ama insanların yürüyerek hayatlarını sürdürdüğü veya iş gördüğü yerlere gittikleri vakit hiçbir kirlilik, hiçbir art niyet, hiçbir kötülük görmedim. Şimdi ben de yoldan dışarı çıktım. Aracın ulaşamayacağı bir şekilde bir yerlere geldim. Gerçekten ne kadar saf ve temiz olduğunu, hem tabiatın orada daha saf ve temiz hissedildiğini, hem de burada görebileceğimiz insanların aynı ruh ve düşünceyle olabileceğini hissettim. Bunu da sizinle paylaşmak için geldim buraya. Muhteşem bir yerdeyim gerçekten. Sonbahar mevsimlerin gerçekten en güzeli denilebilir. Coğrafyasına göre değişir ama yaprakların renk değiştirdiği, ağaçların gövdelerinin değiştiği, gökyüzünün değiştiği, havanın neminin değiştiği. Mevsimlerde biz kıyafet giysi değiştiriyoruz ya, işte doğada yaşayan canlılar da öyle. Onları her mevsim gözlemlemek de güzel. Onları derin hissederek gözlemlemek, yaşantıların içine girmek onlarla olan bağımızı da arttırır, bizi de iyileştirir. Çok güzel. Dün muhteşem bir gündü. Gerçekten şahaneydi. Şu an gençlerimizin birçoğunun farklı hobileri de var. Ama heyecan arayan, kendilerine spor, yeni bir spor branşı arayanlar böyle şeyleri de yapabilirler. Akşam yine keyifli bir geceydi orada kaldığımız vakit. Gece kaldıktan sonra şimdi daha bakir ve vahşi yerlere doğru çıktık. Burası da muhteşem. Bunu da sizinle paylaşmak için geldim. Birazdan kahvaltıyı da yapmadık. Burada yapacağız. Belki beraber yaparız. Çok sevdiğim bir müzisyen arkadaşım var. Onun dedesi de aşık. Çocukluğunda, daha doğrusu bebekliğinden çocukluğa geçiş döneminde hatırladığı anlar var. O anlar dedesinin etrafta topladığı o meclise deyişlerini, çalıp söylediği bütün o deyimleri, melodileri ninni gibi dinleyerek uykuya dalarmış. O çocuğun kulağı, o müzisyenin kulağı onunla dolarak büyüdü ve şimdi çok iyi bir virtüöz. Burada da görüyorum aynı şekilde. Sırtına atmış çocuğunu, çantanın içine koymuş, ayaklar dışarıda sallanıyor, kollar dışarıda kaplumbağa gibi sallanıyor. Kaya tırmandığı yere götürüyor çocuğunu. Oraları hissettirmeye çalışıyor o da. Yani çocuklara bu işi küçükten aşılamak lazım. Sadece doğa sporu değil, bakın tabiatla olan bağını. Yeniden çocuk daha bebeklikten çocuğa geçer yaşta aşılamak lazım ki onunla sımsıkı bağ olsun, kuvvetli bağ olsun. Burada kuru bir ağaç buldum. Suya temas etmiş ama kıyıya doğru atmış bir şekilde dalgalar onu. Kayaların üzerinde duruyordu. Bakın üzerinde suyun kenarındaki yosunlar, otlar da üzerinde kurumuşlar. Bu yakmak için en ideal yerden biraz da havada duran ağaç türü aslında. Her bir ağacın ayrı bir kıymeti, değeri vardır tabii ama benim için ve doğada yaşayan insanlar için, onların gözlemleri için bu ardıcın, sedirin ayrı bir özelliği var. Bunlar gerçekten bulunduğu ortama büyük enerji veren, yaşam veren ağaçlar. Aynı zamanda bununla ilgili çok güzel bir şey duydum yeni. Kulaklar için nasılsın? Okey abi anlattı bunu da bana bu bölgede. Eskiden dağların yamaçlarından akan o çavlanlı akan veya pınar dediğimiz sulardan hayatlarımızı idame ettirirdik, hayatlarımızı sürdürürdük. Yiyeceğimizi, içeceğimizi o sulardan temin ederdik. Ama bazı yerlerde öyle ki, suyun olmadığı yerler diyeyim, kuyulardan su çekiliyor, kuyulardan su kullanılıyor. Onlarda hastalıklar ve ağır metaller biriktiği için
ciddi ileri seviyede hastalıklar oluyor. Bunları insanlar gözlemleyebilmiş, ardıcın da katranı bir şekilde yaralara kullanmışlar, yemeklere kullanmışlar, iyileştirmek maksatlı. Ağır metalleri bunların tuttuğunu öğrenmişler bir şekilde. O kuyuların içerisine o hastalıklardan korunmak için, o ağır metalleri çeksinler diye kuyunun içini, kenarını ve üstünü ardıçla kaplamışlar. İşte bu ağaç. Şimdi bunu yakmaya bile bunları bildikçe, öğrendikçe kıyamıyor insan. Ama sadece küçük küçük parçalar onlardan kesip kullanıyorum burada. İnanın insan bildikçe, öğrendikçe bu tür şeylere daha çok değer veriyor. Değer verdiği için de onları korumaya yönleniyor. Yöneliyor diyeyim daha doğrusu. Şimdi bundan bir parça daha keseceğim burada. Bunun kokusunu da keserken alıyorum. Bakın şu çıkan. Of, acayip bir parfüm var. Bu sedirle yarışıyor diyeyim size o derecede. Fakat sedir bunlara göre daha baskın. Sedirin çok olduğu yerde bunlar azalıyor. Bunların sayısı fazlaysa sedir idare eder derecede kendini koruyordu. Ama sedir çoğaldıkça bunların sayısı azalıyor. İçine oyduğum güzel ardıçın aromasıyla, oh, birçok yerde kullanılan bu güzel ardıçın aromasıyla şimdi burada güzel peynir eriteceğim. Onu da yine ardıçın üzerine düşüreceğim buraya. Şöyle bir düzenek yapayım. Onu buraya koyalım. Arkadan da şunu destekleyeceğim. Öyle acıktık ki şu an bir an evvel olsun da yiyelim istiyoruz. Ben çekim için bir miktar şurada yapıyorum ama ekiple birlikte birazdan daha aynı yöntemle biraz daha fazla yapıp yiyeceğiz. Şimdi şu ekmeğin üzerine güzelce peynir eridi. Bakın. Oy 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 oy. Gel 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 gel. Oh, ardıçın mis kokusu da peynire sinmiş. Şu anki görüntü nefis. Bunun üstüne güzel pastırmalarımı koyayım. Onun da üstüne. Etrafta da çobanlar var. Hayvanlarıyla dolaşıyorlar. Güzel bir şey onları burada görmek. Şunu da şöyle yerleştirelim. Haydi. Bunu da yaşadığımız her şeye, verene de, aldığımıza da şükrederek yiyelim. Nefis. Ateş başında pişirdiğim ve uzun süre aç kalarak yediğim yemeklerin hepsi dünyanın en lezzetli yemeği gibi gelirdi bana. Bu da öyle geldi. Şimdi ne söyleyeyim burada, bu manzarada? Sadece özlü içimden geçeni söyleyeceğim size. Erişilmesi zor olan şeylere kavuşabilmeniz, onlar için enerji bulup çalışabilmeniz dileklerimle diyorum. Her fırsatta tabiatla olan ilişkinizi bir şekilde kurmayı deneyin. Ama zor olan şeyleri yapmaya çalışın.
Hayatınızda ne olursa olsun, bana en çok huzur ve mutluluk veren, gördüğüm zor şeylerde kendilerini bulan insanlardan edindiğim deneyimler, onun yaşam enerjisi ve gücüyle dolu olduğunu gösteriyor bana.